ben gündem okuyayım size önce. Birinci gündem maddemiz yoklama. Aynı zamanda kurultay delegelerini seçeceğiz. Altıncı gündem maddemiz dilek ve temenniler. Burada... cinayetlerinde 2002'den 2009 yılına kadar %1400 oranında artış olmuştur. Son 7 yılda 2005 ve 2011 yılları arasında 4100 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2011 yılında 160 kadınımız cinayete kurban gitmiştir. Dünyada kadına yönelik şiddet sıralamasında birinci sırada Etiyopya, Türkiye 9. sırada. En son sırada da Japonya var. Yani dünyada kadına yönelik şiddet sıralamasında ilk 9 ülkedeyiz. Dünya genelinde yapılan işlerin %66'sı kadınlar tarafından yapılmaktadır, gerçekleştirilmektedir. Mülkiyetin ise yalnızca %1'i kadınlarındır. Bu rakamları verdikten sonra üzülerek yine ifade etmek isterim ki kadın erkek eşitliği tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir ülkemizde. Hak ve özgürlükleri kullanamayan birçok kadınımız hala töre cinayetlerine maruz kalmaktadır. Biz nüfusun %50'sini oluşturmaktayız. Siz toplumda yaşayan %50'sini kabul etmezseniz, yok sayarsanız, düşünün bir kuşu tek kanadıyla uçuyor, iki kanadını çırpamadığını, nasıl biz o Avrupa seviyesine ulaşacağız? Mümkün değil. Anneannelerimizden, babaannelerimizden daha geriye değil, daha ileriye giden bir toplum olmasını istiyorsak mutlaka ve mutlaka siyasetin içinde olmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben ama süreç içerisinde bir yerlerde mutlak bulundum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben hiç kadınlardan kazık yemedim siyasette. Hep erkeklerden yürüyün. Bir gün ben Gedişçe Başkanlığı'nın ikinci dönemindeyim, artık canıma tak etti. Bir gün bir yönetim kurulu toplantısı dedim ki, yemin ediyorum elimden imkan olsa hepinizi ameliyat ettim. Erkeklere söyledim. O dereceye getirmişlerdi. Bu noktada oldu. O nedenle biz hep kadınlarla siyaset yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Kadınlar bu noktada her zaman bu işin içerisinde oldu. Hiçbir zaman için kazık yemedik dedim. Çünkü onların anaç ruhu, onların sevme duygusu bizimkilerden, erkeklerden daha farklı. O nedenle kadınlarla siyaset yapmak her zaman hayatımızın her noktasında bizim için onur kaynağı olmuştu. %33'lük kota bir kadın kotası değildir. Bir cinsiyet kotasıdır. Umarım bu cinsiyet kotasını erkekler bir gün ihtiyaç duyar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir şeklinde tanımlanan ülkemizde ise özellikle AKP'nin 9 yıllık iktidar döneminde kadın erkek ayrımcılığı had safhaya yükselmiştir. Mevcut iktidar kadınlarımıza sadece evde yaşam hakkı tanımaktadır. Kadınlarımız Cumhuriyet'te elde ettikleri kazanımlarını maalesef ılımlı İslam rejimine geçmek isteyen bir iktidarın planlarıyla yitirmek üzeredir.